Limit x a'ya giderken fx eksi gx eşittir 4. Limit x a'ya giderken 2 fx eksi 3 gx eşittir 5. Olduğuna göre limit x a'ya giderken fx bölü gx limitinin sonucu kaçtır? Verilen limit değerlerini hesaplayalım. x gördüğümüz yere birinci ifadede de ikinci ifadede de a yazalım. f a eksi g eşittir 4. Aşağıda da 2FA eksi 3GA eşittir 5 gelecek. İki bilim yani 2 denklem gibi buradan FA'yı ve GA'yı çekebiliriz. Yukarıyı eksi 3 ile çarparsak GA'ları yok etmek için çarpılmış halini yazalım. Eksi 3FA artı 3GA eksi 3 ile de 4'ü çarparsak eksi 12 aşağıya aynen yazıyoruz f a eksi 3 g a eşittir 5. Taraf tarafa toplarsak burada g a'lar gidecek. F'leri toparlarsak eksi f a eşittir eksi 12 artı 5 eksi 7 yapar. Buradan f a'yı artı 7 buluruz. f a'yı bulduk. Geldik şimdi g a'yı bulmaya. İlk ifadede yerine yazarsak f a yerine 7 yazarsak 7 eksi g a Eşittir 4. Buradan yer değiştirirsek GA eşittir. 7 eksi 4'ten 3 bulunur. Şimdi bize sorduğu kısma bakalım. Bize sorduğu limit x a'ya giderken FX bölü GX. Burada da A'ları yerine yazarsak bize sorduğu şey aslında FA bölü GA'dır. Bulduğumuz değerleri yerine yazarsak FA 7 idi. GA da 3'tü. O zaman aradığımız oran 7 bölü 3'tür. Doğru cevap. D şıkkı. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Limit x sıfıra giderken fx artı 3 eksi fx eksi 2 bölü fx limiti kaçtır? Parabolün grafiğini incelersek bu parabolün yani fx eğrisinin denklemini bulabiliriz. Tepe noktası bize verilmiş. 2'ye sıfıra 2 noktası verilmiş. Burası aslında tepe noktasıdır. Apsisi 0, orjini. 2'dir. Bir de burada 1'e 0 noktası verilmiş. Bu kolları aşağı doğru olan eksi x kare grafiği ancak burada ötelenmesi var. Onu bulmak için şöyle diyebiliriz. fx eşittir. Kat sayısını bilmiyoruz. Eksi diyelim. Eksi a x kare 2'ye ötelenmiş artı 2. Şuradaki noktayı yerine yazarak a'yı da bulabiliriz. Y yerine yani fx'in değeri olan fx'in sonucuna 0 yazarsak eksi a çarpı x yerine 1 yazarsak direkt bu gelir. Artı 2. Buradan a'yı bu tarafa yollarsak a eşittir 2 bulunur. O halde bize verilen fx grafiği fx eşittir eksi 2 x kare artı 2'dir. Denklemini bulduk. Parabolün denklemini yani ifadesini bulduktan sonra limit değerini hesaplayabiliriz. x eşittir x sıfıra giderken sormuş. x gördüğümüz her yere 0 yazarsak direkt f0 artı 3'den f3 eksi 0 eksi 2'den f eksi 2 bölü 0 yazarsak direkt f0. Hemen bulalım. F3 dediğimiz değer x yerine 3 yazmakla bulunur. Eksi 2 çarpı 3'ün karesi 9 artı 2 eksi. Şimdi eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak artı 4 yapar. 4 eksi 2 çarpı 4 olacak. Artı 2. 0 yazdığımızda da direkt sadece sabit kalacak. 2. Düzenleyelim buraları. Eksi 2 ile 9'u çarparsak eksi 18 artı 2. İçeriği düzenlersek burası eksi 8. Eksi 8 artı 2 eksi 6 yapar. Eksi 6'yı da önündeki eksi ile çarparsak artı 6 olur. Bölü 2. Şuradan devam ediyorum. Şurası 6 artı 2 8. Eksi 18 da eksi 10 bölü 2 yapar. Bunu da hesaplarsak istediği değer eksi 5 bulunur. O halde doğru cevap B şıkkıdır f(x) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken f bileşke f(x) artı, limit x 3'e soldan yaklaşırken f(x) 2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi başlayalım işlemleri yapmaya. Eşittir diyelim şuraya. Limiti almaya başlıyoruz. 3'e sağdan yaklaştığı değeri bileşke işlemi de yazarsak, f dışarıda, içeri f x değeri yerine de 3'e sağdan yaklaştığımızı gösteren 3 artıyı gösteriyoruz. Artı diğer ifadede 3 eksi yazacağız. F içerisinde x yerine 3 eksi eksi 2 yazıyoruz. Şimdi yorumlamaya şuradan başlayalım. F fonksiyonunda 3 noktasına sağdan yaklaştığımda şuradan yaklaştığımda değer neye yaklaşıyor? Sonucu neye gidiyor diye bakalım. Ben 3'e sağdan geldiğimde sağdan yaklaştığımda fonksiyonun sonucu da bakın 3'e yaklaşıyor ama nereden yaklaşıyor? O da 3'ten küçük değerlerle. Yani 3'e soldan yaklaşıyor. O halde bunun sonucu 3 üzeri eksi olur. 3'e soldan yaklaştığını gösterdiği için. Bunu da şöyle bir sonraki adımda f içinde 3 eksi ile gösteririz. Yandakine bakalım. 3'e soldan yaklaşıyorum değerlerimde. 3 eksi 2 normal 3 olsaydı 3 eksi 2'den ne gelirdi? 1 gelirdi. Ama ben burada 3'ten de küçük değerler yazıyorum buraya. O zaman buranın sonucu da 1'e soldan yaklaşır mesela 3'e soldan yaklaştık buna 3'e çok yakın 2,99 verin 2,99'dan 2 çıkarsa 0,99 gelir bu neye yaklaşıyor 1'e nereden soldan 1'den biraz küçük değerlerle yaklaştığı için. İçerisi 1'e soldan yaklaşıyor anlamına gelir. Peki f fonksiyonunda 1'e soldan yaklaşırsak sonuç ne gelir? Bir değeri burada soldan yaklaşmak için buradan gelmem lazım. Soldan yaklaşıyorum yaklaşıyorum. 1'e yaklaşıyorum soldan benim görüntüm neye gidiyor? 3'e 3'e yaklaşıyor. Direkt o zaman ikinci ifadenin sonucu ne olacak? 3 gelecek. İlk ifadeye şimdi devam edelim. 3'e soldan yaklaşıyoruz burada da. Şunu hemen temizleyelim. 3 noktasını tuttuk. Bu sefer soldan geliyoruz. Soldan geldiğimizde bakın sabit neye gidiyor? 1'e gidiyor. O halde 1 artı 3'ten sonucumuz 4 gelir. Doğru cevap D hx eşittir. gx bölü fx eksi gx olduğuna göre hx fonksiyonu reel sayılarda kaç noktada süreksizdir? Burada fonksiyonun süreksizliğini oluşturacak noktalar paydayı sıfır yapan noktalar ve fonksiyonların ayrı ayrı tanımsız olduğu noktalar süreksiz olduğu noktalar. Öncelikle paydanın sıfır olduğu değere bakarsak fx eksi gx'in sıfır olması için karşı yattık gx'i fx ile gx, gx değerlerinin eşit olması lazım. Eşit olduğu kaç nokta var diye bakıyorum grafikten. Kesiştikleri yer bir tane. O zaman burası bir tane noktadan dolayı fx eksi gx ifadesinde bir tane süreksizlik noktası vardır. Gelelim şimdi fonksiyonları ayrı ayrı incelemeye. Fonksiyonun şu parçası gx'in bu parçası her yerde süreklidir. fx'in de her yerde sürekli olması gerekir ki işlemler sürekli sağlasın. Burada bakarsak fx fonksiyonu bakın şurada hangi nokta olduğu belli değil ama burada bir süreksizlik noktası var. Ve şurada bir süreksizlik. Hatta limit mevcut değil sıfır noktasında. Sağdan ve soldan limitler farklı. O zaman bir burada. Bir de burada. Fx'in kendisi iki ayrı noktada süreksiz. O zaman bu fonksiyonun süreksizlik noktası da iki tane nokta daha gelir. Toplamda üç tane noktada hx fonksiyon süreksizdir. O halde doğru cevap B şıkkıdır. Fx eşittir. X artı 1 bölü x eksi 1 olduğuna göre... F'in 99. türevdeki 2 değeri kaçtır? Şimdi burada türevini almadan önce buradaki bölmenin türevini yapmak çok uzun. Buradaki ifadeyi bir düzenleyelim. Payla payda arasında bir düzenleme yapalım. Onu şöyle göstereyim. Fx eşittir. Aşağısı x eksi 1. Yukarıda x eksi 1'li yazalım. x artı 1'i bozmamak için buraya o zaman 2 eklemem lazım. Aslında burayı topladığımda yine x artı 1 geliyor burada. Ayrı ayrı paydalarda yazarsam x eksi 1 bölü x 1 artı 2 bölü x eksi 1 gelir. Şuradan 1 burası da 2 bölüyü 2 çarpı x eksi 1 üzeri eksi 1 olarak alabilirim. Yani fx fonksiyonu fx fonksiyonu 1 artı 2 çarpı x eksi 1 üzeri eksi 1 alınabilir. Şimdi türev almak daha kolay. Türevini alalım tek tek. İlk önce birinci türevini alıyoruz x fonksiyonun. Bir sabit sayıydı gitti. Eksi 1 gelecek 2'nin yanına. 2 çarpı eksi 1 çarpı. için türev her zaman 1 zaten. Yukarıyı bir azalttık. Eksi 2. Iki. İkinci türevini alıyorum. X'in. Burada 2 vardı. Eksi 1 vardı. Bir de bunun yanına eksi 2 geldi. Çarpı. X eksi 1 üzeri eksi 3. Üç. Üçüncü türevi de alalım. Üçüncü türevde 2 çarpı. Eksi 1 çarpı. Eksi 2 çarpı. Bir de üstten eksi 3 geldi x eksi 1 üzeri eksi 4 oldu. Şimdi bu işlem bu şekilde gidecek. F 99. türeve gelelim. 99. türevde de bakın şöyle incelersem 3. türevde 3'e kadar gitmişim. 99. türevde o zaman 99'a kadar gitmem lazım. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 nokta, nokta 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 eksi 99 çarpı x eksi 1 üzeri üstün olacak bakalım. 2. türevde eksi 3, 3. türevde eksi 4, 99. türevde o zaman eksi 100 olması gerekir. Buradan bize 1 yazmamızı istiyor mu? Şurayı hemen görmemiz lazım. Burası bakın hepsi eksi olduğu için 99 faktöriyel olur. Ama hepsi eksi. Tek sayıdaysa eksi gelecek. Çift sayıdaysa artı gelecek. 1'den 99'a 99 sayı olduğuna göre eksili olacak. Eksi 99 faktöriyeldir burası. 1 yazarsak yerine onu da şöyle kenarda göstereyim. F'in 99. türevinde 1 yazarsak 2 çarpı eksi 99 faktöriyel çarpı 1 yazdığımızda pardon 1 yazarsak sıfırlanacak. 2 istemiş bizden. Hemen 2 yazıyorum. 2 yazdığımızda 2 eksi 1'den burası komple 1 gelecek. Yani düzenlersek eksi 2 çarpı 99 faktöriyel gelir. F'in 99. türevinde 2 değeri. O halde cevabımız ne gelecek? C şık. Px polinom fonksiyonu türevi P türev x ve Px eksi P türev x eşittir 2x kare artı 5x eksi 2 olduğuna göre Px polinomunun kat toplamı kaçtır? Şimdi burada Px polinomunu bulmamız lazım ki bulabiliriz çok rahat. Çünkü px'ten Px'in türevini çıkarttığımda ikinci dereceden bir polinom gelmiş. Bu ikinci dereceden geldiyse Px polinomu da ikinci derecedendir. Çünkü Px'in türevini aldıktan sonra derecesi daha Düşecek zaten. Birinci dereceden düşer. Bu aradaki işlem ikinci dereceden oluyorsa kesinlikle PX polinomu ikinci dereceden bir polinom olmak zorunda. İkinci dereceden bir polinomun genel ifadesi nasıl olur? AX kare artı BX artı C şeklinde olur. Türevini alırsak birinci türevini 2 AX artı B olur. Bu iki ifadenin farkı şuna eşitmiş. Hemen farkını alalım olduğu yerde. Bunun farkı ne gelir? ax karenin çıkartabileceğim bir şey yok. Direkt yazarım. ax kare. Burada bx'ten 2ax'i çıkartacağım. x parantezini alarak çıkartırsak b eksi 2a x olur. Son olarak da c eksi b gelir. Buradaki çıkarma işlemi. Ve bu neye eşit dedik? Yukarıdaki ifade yani 2x kare artı 5x eksi 2 eşit. Şimdi burada polinom eşitlemesi yapacağım x karenin katsayısı bir yerde 2. O zaman buradan a direkt 2. A'yı bulduk. x'in katsayısı burada 5. Burada bunun da 5 olması lazım. Yani 5 pardon b eksi 2 a'nın 5 olması gerekir. A yerine yazalım. 2 çarpı 2 4 eşittir 5. 4'ü karşıya atarsak 5 artı 4'ten b de buradan 9 gelir. Son olarak sabitlere bakarsak burada sabit eksi 2 burada c eksi b. O zaman bunlar da eşit. c eksi b eşittir eksi 2. b yerine yazalım 9 dokuz olarak. 9'u karşıya yollarsak 9 eksi 2'den c de buradan 7 bulunur. Bize neyi sormuştu? Px polinomunun kat sayılar toplamı. Zaten bakın abc b, c Px polinomunun kat sayıları. Direkt bunların toplamını alabiliriz. 2 artı a'nın değeri, b'nin değeri, c'nin değeri. Hepsinin toplamı 18 gelir. Doğru cevap D şıkkı. Türevinin grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grafiği incelersek f'in türevinin grafiğinde eksi 2 noktasında 0 bir de 0 noktasında 0. Bunlar için tablosunu oluşturursak artan azalan olduğu bölgeleri görürüz. Eksi 2 ve 0. Eksi 2'yi incelerseniz teğet geçmiş. Burada çift katlı kök vardır. O zaman şunu iki çizgiyle bunu tek çizgiyle gösteriyoruz. Sıfırın sağında artı işaretli artı eksi eksi. Sıfırdan sonra hep bakın grafik x eksenin altında eksi. Bu f'in türevinden yazdım. F için ne söyleyebilirim? Bu aralıkta azalan azalan burada ise artandır. Şimdi şıkları incelemeye başlayalım. Eksi 4 ile 0 aralığında fx azalandır diyor. Eksi 4 burada 0 burada. Bu aralıkta gerçekten fonksiyon hep azalan. O zaman birinci ifademiz doğru. İkinciye bakalım. 0 3 aralığında f(x) artandır diyor. 0 burada, 3 burada bir yerde. Evet, burada f fonksiyon artan geliyor. Bu da doğru. Üçüncüye bakalım C şıkkına. F1 küçüktür F2. 1 ile 2 nerede diye bakıyorum. 1 burada 2 burada. Bu bölgede fonksiyon artan fonksiyon. Artan fonksiyonda değeri büyük olanın görüntüsü de büyük olacaktı. Yani o zaman bu ifademiz de doğru gelmiş olur. D'ye bakalım f eksi 1 küçüktür f eksi 1 bölü 2 eksi 1 ve eksi 1 bölü 2'nin yerini görelim eksi 1 burada eksi 1 bölü 2 de şu arada bir yerde şimdi incelersek bu aralıkta fonksiyon azalan fonksiyon azalan fonksiyon özelliği şuydu değeri küçük olanın görüntüsü büyük oluyordu yani bunun şöyle olması lazım f eksi 1 bölü 2'nin büyük olması gerekiyor görüntüsünün daha e, azalan olduğu için görüntüsünün daha büyük olması gerekiyor. Küçük olanın daha büyük olması gerekiyor. O zaman f eksi 1. Çünkü bakın buradaki görüntü e, sayısal değer olarak eksi 1 bölü 2 daha büyük sıfıra yakın olduğu için. Bunun görüntüsü eksi 1'den küçük olmak zorunda. O zaman bu ifade yanlış bir ifade olmuş oluyor. Sonuncuya bakarsak eksi 2'deki türev ile sıfırdaki türev birbirine eşittir diyor. Evet, bunların sonucu sıfır olduğu için birbirine eşit zaten tabloyu oradan yaptık. O halde doğru cevabımız D şıkkı. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği a noktasındaki teğeti yukarıda verilmiştir. Buna göre c eksi a'nın değeri kaçtır? Öncelikle şuna bakalım. Verilen eğrinin 1'e 3 noktasındaki teğeti verilmiş. Bu doğrudan eğimi bulmaya çalışalım. Burası absisi 1, ordinatı 3. Şuradaki dik üçgenden yararlanarak eğimi bulalım. Burası açımız alfa. Şurada dik üçgenimiz var. Burası 4 artı 1'den 5 uzunluklu. Burası da 3 uzunluklu. Karşı bölü komşudan eğimi. Eğimi o zaman bu doğrunun bir noktasındaki eğimi 3 bölü 5 gelecek. Biz eğimi bulmak için türevden yararlanıyorduk. Benim fonksiyonum fx değerim ax kare artı bx artı c verilmiş. Bunun birinci türevini alırsam 2ax artı b. Burada apsis değerini yazarsam a noktasının absisi 1. 1 yazarsak x yerine 2a artı b. İşte bu bana eğimi eşit verecek. Eğimimiz de 3 bölü 5'ti. Elimize gelen denklemlerden biri bu. Bir de fonksiyon. Fonksiyon üzerindeki bir nokta olduğu için a noktası. x yerine 1 yazarsak y'sinin 3 gelmesi lazım. Yani sonucun 3 gelmesi lazım. Sağlatalım. fx o zaman 3'e eşit olacak. a çarpı x yerine 1 yazıyoruz. 1'in karesi artı b çarpı 1 artı c. Yani buradan da a artı b artı c eşittir. 3 gelir. Şimdi bakın bu iki ifadede de ortak olan b'ler var. Taraf tarafa çıkartabiliriz ya da buradan b'yi çekip yerine yazabiliriz. Bunu aşağısına yazalım. Eksiyle çarpıp aşağı yazalım. Eksi 2a eksi b eşittir. Eksi 3 bölü 5. Şimdi taraf tarafa toplarsak burada bakın B'ler direkt gidecek. A'dan 2A çıkarsa eksi A gelir. Artı C geldi. 3 eksi 3 bölü 5. Burada zaten bakın C eksi A dediğim ifade 3 kere 5 15. 15'ten 3 çıkarsa 12 bölü 5 gelir. istenilen cevap. Doğru cevabımız o halde E şıkkıdır. İkinci dereceden fx fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre f türev eksi k artı f türev sıfır artı f türev k işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bunları hesaplayabilmem için fx fonksiyonun ifadesini bulabilmem lazım. fx parabolüne bakarsam kökleri eksi x ve k ve burada sıfıra m noktasından geçmiş. Hemen ifadesini bulalım. fx eşittir Kat sayısı baş kat sayısı a olsun. Köklerinden biri x eksi k. Diğeri de artı k. O zaman x eksi k çarpı x artı k yazabiliriz. Buradan eksi k kökü gelir. Buradan da k. Şurası iki kare farkı düzenleyelim. Ne gelecek? a çarpı x kare eksi k'nın karesi. Ne dedik? Burası sıfıra m noktası. apsisi sıfır ordinatı m olan nokta. Sağlatalım. x gördüğümüz her yere sıfır yazalım. f sıfır eşittir. A çarpı sıfırın karesi 0 sıfır. Eksi K'nın karesi geldi. Eşittir. M olmalı. Buradan A'yı yalnız bırakırsak eksi M bölü K'nın karesi gelir. O halde benim fx'im ne gelecek? fx eşittir. A dediğimiz eksi M bölü K'nın karesi çarpı x kare eksi K'nın karesi geldi. Şimdi bunun türevini almamız lazım. Alalım. F türev x eşittir. Eksi m bölü k'nın karesi zaten sabit e, katsayı. Buradaki içerinin türevinden de 2x gelecek. Eksi m bölü k'nın karesi çarpı 2x. Şimdi ifadenin türevini aldık. Tek tek noktaları bulalım. İlk önce türev ifadesinde eksi k yazmamızı istemiş. Yazalım. Şuradan yapalım onu da. F'in türevinde eksi k yazıyorum. Eksi m bölü k'nın karesi çarpı. Eksi k yazarsak ne gelecek? Eksi 2 k gelecek. Şöyle. Buradan da düzenleyelim. Eksi ile eksiden artı olacak. K'lardan biri gidecek. Şöyle göstereyim. Birer tanesi gidecek. Ne kalacak? Yukarıda 2 m aşağıda da k kalacak. Gelelim diğer noktaya sıfıra. X yerine sıfır yazarsak bakın direkt sıfır çarpan durumunda olduğu için sıfırla çarpınca tamamı sıfırlanacak. Ve ne yazmam gerekiyor onu da şurada yazalım. F'in türevinde k yazmamı istemiş. Yazarsak bu da ne gelir? Eksi m bölü k'nın karesi çarpı eksi değil artı k yazıyoruz. 2 çarpı k'dan 2k. K'lardan birer tanesi yine gidecek. Düzenlersek ne olacak? Eksi 2 m bölü k. Şimdi bizden istedi bu 3 üç değerin 3'ünün toplamı. Ne geleceği belli oldu ama şöyle yazalım. Toplarsak 2m bölü k artı 0 eksi 2m bölü K gelir. Gördüğünüz üzere eksi artı götürdü. Sonucumuz buradan sıfır bulundu. O halde doğru cevap C şıkkıdır. Bir bisikletlinin hızı toprak yolda saatte 6 km asfalt yolda saatte 12 km'dir. Evi asfalt yola 8 km uzaklıktaki A noktasında olan bir bisikletli B noktasındaki köye en, en kısa sürede gitmek için asfalt yola C noktasından giriyorsa H ile C arası kaç kilometredir? Verilenleri bir yazalım. A ile C arasındaki toprak yol bisikletinin hızı burada 6. Diğer yerde C, B arasındaki hızı 12. Şimdi bilinmeyenleri kullanalım. H, C bize sordu. H, C kısmına biz X diyelim. H, B'nin tamamı Y olacak. Y gibi bir sabit sayıysa burası o zaman Y eksi X olmalı. AC'yi de bulalım. AC'yi dik üçgenden bulursak 8'in karesi artı x'in karesinin kare kökü gelecek. Yani burası x kare artı 64 kare kök içinde. Şimdi en kısa süre diyor. AC ile CB'yi en kısa sürede almasını istiyorum. Benim formülüm var. Nedir? X eşittir V çarpı T. Buradan süreyi yalnız bırakırsak, T'yi yalnız bırakırsak Yolu hıza bölersem süreyi bulurum. O halde AC'den CB'ye olan sürelerin toplamına bakalım. X'e bağlı olarak yazalım onu. Başlarsak, ilk başta AC arasındaki yol x kare artı 64 karekök içinde. Burayı ne kadar hızla alıyor 6. O zaman 6'ya böldüğümde aldığı süreyi bulurum. Artı CB arası y eksi x. Buradaki hızı da 12'ymiş. İşte bu x'e bağlı fonksiyon bana süreyi verecek. Ben istiyorum ki süre en kısa olsun. O zaman bunun birinci türevini sıfır eşitleyip en kısa hangi noktada olduğunu bulmalıyım. Başlıyorum şimdi türevini almaya. F türevi x eşittir. Burada ilk önce bakın 1 bölü 6'ya aynen yazayım. 1 bölü için türevini de yazalım. 2 x gelecek. 1 bölü 2 kök x kare artı 64 olacak. Artı burası direkt eksi 1 bölü 12 gelecek. x'in katsayısından. sayısından. Şimdi bunu ben sıfır eşitliyorum. Sıfır eşitliyorum. Şurada ikileri sadeleştiriyorum. Payda da olacak bir işlem benim için sıfır olmayacağı için ben sadece pay kısmını düzenleyeceğim. Ama şu an paydalar eşit değil. Payı düzenlemek için önce paydaları eşitlemem lazım. 6 kök içinde x kare artı 64 var. Eşitlemek için o zaman burayı 2 ile çarpalım. 12 olsun. Burayı da x kare artı 64'ün kare köküyle çarparım. Şöyle şunu düzelteyim. Kare köküyle çarpıp düzenlersem şimdi ne olacak? Yukarısı 2x gelecek artı eksiyle çarpınca tekrar eksiye dönecek o zaman. Kök içinde x kare artı 64. Paydayı hiç işin içine katmıyorum. Orayı düşünmeden direkt pay kısmını buldum ve onu sıfıra eşitliyorum. Buradan şimdi x'i çekebiliriz. Hemen köklü ifadeyi karşıya atalım. 2x eşittir. Kök içinde x kare artı 64. Her tarafın karesini alalım her tarafın karesini aldım. Buradan 4x kare eşittir x kare artı 64 geldi. x kareyi yolladım. 3x kare eşittir 64. x kare eşittir 64 bölü 3 geldi. Buradan x'i yalnız bırakırsak x bir uzunluk olduğu için negatif olarak alamam. 8 bölü kök 3 gelir. Her tarafın kare kökünü aldığımda. Bunu da genişletelim. Paydadaki kökten kurtulalım. Kök 3 ile genişletirsek. 8, 8 kök 3 bölü 3 bulurum cevabı. Zaten x dediğim şey bana sordu. hc arasındaki mesafeydi. O halde doğru cevap E şıkkıdır. İntegral 3 f kare x çarpı f türevi x dx eşittir. İntegral 6x üzeri 5 artı 3x kare dx eşitliği veriliyor. F0 eşittir küp kök 6 olduğuna göre f1 kaçtır? İntegralleri hesaplayalım. Burada dikkat ederseniz bakın şurasının direkt burada türevi var. fx'e u desek fx fx'in türevi yan tarafta var. Yani burada fx'i x gibi düşünseniz bu neyin türevidir diye bakarsam oradaki ifade f küp x'in türevidir. Artı c gibi sabit. Yan tarafa da bakarsak 6x üzeri 5 x üzeri 6'nın türevi artı 3x kare x küpün türevi. Bunu da artı M gibi bir sabit alabilir. Şimdi biz sabitleri bir yerde toplayalım. F, F, fonksiyonunu yalnız bırakmak için. O yüzden şuraya hiç yazmayıp buraya toptan sadece alışmış olduğumuz harf olan C'yi yazabiliriz. Yani aynı hesaba gelecek. Karşıya attığımda sabiti temsil eden bir harf vereceğime, hepsine toptan C diyorum. Şimdi biz burada F0'ın küp kök 6 olduğunu biliyormuşuz. O zaman X gördüğümüz yere 0 yazalım. 0 yazarsak F küp 0 eşittir. Burada sıfır olacak. Sıfır olacak. C kalacak. F'in sıfırıncı değeri küp kök 6'ymış. Bunun küpü. Çünkü F'in de küpünü alıyor. Eşittir C. Buradan giderse bunlar C eşit olur 6'ya. Sabitimiz bizim 6'ymış. Fonksiyonu tekrar yazarsak F'in hatta şöyle yazalım. Küpünü aldığımızı net görün. Şöyle de yazabiliriz. Küpü eşittir. X üzeri 6 artı x küp artı 6. Şimdi birdeki değerini soruyor. F1 üzeri 3 eşittir 1 artı 1 artı 6. Toplamını yaptı 8. Bakın F'in birinci de F1'in küpü 8 yaptı. F1 o zaman nedir? Neyin küpü 8'dir? 2'nin küpü 8'dir. O halde cevabımız 2. Doğru şıkkımız E şıkkı fx eşittir x artı 1 olmak üzere k eşittir integral eksi 2'den 1'e f mutlak değer x dx ve m eşittir integral eksi 2'den 1'e mutlak değer fx dx eşitlikleri veriliyor. Buna göre k bölü m oranı kaçtır? Şimdi k'dan başlayalım. f mutlak değer x ifadesini şöyle yazarsak mutlak değer x artı 1'dir fx'in ifadesini verdiğin bu x yerine mutlak değer x yazarız. Mutlak değer x'in içerisi x eşittir sıfırdan büyükken pozitif, sıfırdan küçükken negatiftir. O yüzden integrali sıfıra göre parçalamamız lazım. Başlayalım şimdi k'yı hesaplamaya. İntegrali eksi 2'den 0'a alıyorum öncelikle. Eksi 2'den 0'a yani negatif değerlerde bu eksili çıkacak dışarı. O halde içerisi eksi x artı 1 dx olacak. Artı sıfırdan 1'e gittiğimde de pozitif olduğu için aynen çıkacak. Dx. Şimdi bunu hesaplayalım. İlk integral alırsak eksi x kare bölü 2 artı x. Sınırlarımız eksi 2'den 0'a. Artı ikincisi x kare bölü 2 artı x. Sınırlarımız 0'dan 1'e. Şimdi hesaplayalım. 0 yazdığımızda 0 yazdığımızda hepsi 0 olacak. Eksi. Şimdi eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi 4. 4'ü 2'ye bölersek 2. Önünde eksi olduğu için eksi 2. Diğerinde de eksi 2'yi yazarsak direkt eksi 2 olarak gelecek. İlk tarafı hesapladık. İkinciye bakalım şimdi. 1 yazarsam 1 bölü 2 artı 1. 0 yazarsak tamamı zaten 0. Burayı düzenlersek. Şimdi burası eksi 2 eksi 2 eksi 4 yapar. Önünde de eksi var. Artı 4 oldu. Artı şuraya bakarsak 2 çarpı 1 2. 1 eklersek burası 3 bölü 2 yaptı bunu da düzenleyelim 4 çarpı 2 8 8'e 3 eklersek 11 bölü 2 gelir sonucu yani k dediğim ifade ne gelmiş oldu k eşittir 11 bölü 2 bulundu gelelim şimdi m'ye m'de de mutlak değer fx var bunu da düzenlersek şurada mutlak değer fx mutlak değer içinde x artı 1 olmalı bunun içerisini sıfır yapan değer nedir? X değeri eksi 1'dir. O halde bu eksi 1'den büyükken, eksi 1 değerinden büyükken negatif, pardon eksi 1 değerinden büyükken pozitif olur. Sınırımız bu. Eksi birden küçük değerler alırken de negatif olur. Yani içerisine eksi yaptığı için eksiyle çarpmam lazım. Benim sınırım eksi 1 olduğu için burada eksi 2'den eksi 1'e, eksi birden 1'e diye parçalama yapıyoruz. Buradakinden farklı. Hemen başlayalım. M eşittir integral eksi 2'den eksi 1'e. Eksi 2 ile eksi 1 arasında değerler alırsa negatif gelir. O zaman eksi ile çarpılır. Eksi x eksi 1 dx olur. Eksi 1 eksi 1 e, artı 1 aralığında ise içerisi pozitif olacağı için aynen çıkar. x artı 1 dx. İntegrali hesaplayalım. Eksi x kare bölü 2 eksi x sınırlarımız eksi 2'ye eksi 1 artı x kare bölü 2 artı x sınırımız eksi 1'den 1'e. Şimdi hesaplayalım. İlk başta ne yazıyoruz? Eksi 1. Eksi 1 yazarsak artı 1 olur. 1 bölü 2 önünde eksi var. Eksi 1 bölü 2 eksi eksiden artı 1 gelecek. Eksi 1 bölü 2 artı 1 Eksi şimdi de eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ü 2'ye bölersek 2. Önünde eksi olduğu için eksi 2. Burada da eksi eksiden artı 2. Yani eksi 2 artı 2 olacak. Eksi 2 artı 2. Geldik diğerine. 1 yazarsak 1 bölü 2 artı 1. Eksi. Eksi 1 yazarsak artı 1 bölü 2 olacak. Eksi 1 olacak burası. Şimdi burayı düzenlersek. Şöyle şuradan başlıyoruz. Şuraya bakalım 2 çarpı 1 2 2'den 1 çıkarsa burası 1 bölü 2 geldi artı 1 bölü 2. Şurası eksi 2 artı 2 gitti tamamen sıfırlandı. Burada eksiyi dağıtıp yazarsak bakın burası artı 1 bölü 2 artı 1. İkinci ifade eksiyi dağıttık eksi 1 bölü 2 artı 1 geldi. Buradan da eksi 1 bölü 2'ler gitti 1 1 2 yaptı. 1 bölü 2 artı 2. Buradan da düzenleyelim. 2 çarpı 2 4. 4'e 1 eklersek 5 bölü 2 gelir sonuç. 5 bölü 2. Bu da neydi? M'nin sonucuydu. M'yi ne bulduk o halde? 5 bölü 2 bulduk. Bize peki neyi soruyordu? K bölü M oranını. Onu da şuraya yazıyorum. K'mız 11 bölü 2. M'miz de 5 bölü 2. Bu paydadaki 2'ler birinci aynen yaz ikinciyi ters çevirden gider. Yukarıda 11 aşağıda 5 kalır. Demek ki oran 11 bölü 5'miş. Doğru cevap D şıkkıdır fx eşittir 1 bölü 2 üzeri x artı 1 olduğuna göre integral 2'den 4'e d f üzeri eksi 1 x integralinin değeri kaçtır? İntegrali rahat alabilmek için d'nin içindeki ters fonksiyona u diyelim. f'in tersinde x'e u dedik. Şimdi her tarafın türevini alırsak f'in tersinde x türev çarpı dx eşittir du olur. Buradaki du ifadesi yerine o zaman direkt şuradaki x'li ifadeyi yazarsak daha net görürüz. Yazalım. İntegral 2'den 4'e burası f'in tersinde x türev dx olur. Bakın sınır bile değiştirmeden şimdi yine x'e göre bunun integralini hesaplarsak türevin integrali içerisinin kendisi olacak. O zaman bu f'in tersinde x olacak. Sınırlarımız 2'ye 4. Sınırları yazalım. f'in tersinde 4 eksi f'in tersinde 2. F'in tersinde 4'ü hesaplayarak başlayalım. Şimdi 4'ü hesaplarken şöyle yapalım. Fx'in hangi değeri 4'e eşit olur? Hemen kenarda onu bulalım. Fx'in sonucunu 4 yapan x değeri. 1 bölü 2 üzeri x artı 1 eşittir. 4 olmasını istiyorum. Buradaki 4 ile ya da şunu şöyle yapalım. Bunu yukarı alalım. Eksili kuvvetle. 2 üzeri eksi x artı 1 eşittir. Bu da 2 üzeri 2'dir. Tabanlar aynı o zaman. Eksi x eksi 1 eşittir. 2 olmalı. Buradan x'i çekersek karşı atacağız. 3 eksi olduğu için 3. x'i 3 bulduk. Yani bunun değeri eksi 3'müş. Eksi 3 yazdığımızda sonuç 4 geliyormuş. Aynı işlemi 2 için yapalım. F2 için yaparsak. Şöyle fx'in hangi değeri için sonuç 2 gelir diye bakıyoruz. Burada 1 bölü 2 üzeri x artı 1 eşittir 2. Yine yukarı alıyorum. 2 üzeri eksiği dağıtarak yazıyorum bu sefer. Bu da 2 üzeri 1'dir. Eksi x eksi 1'i 1 e eşitlersek. Eksi x eşittir artı 2 yapar. Oradan x de eksi 2 gelir. O zaman burası da eksi 2 olur. Düzenlersek o halde. Eksi 3 eksi eksi 2. Bu da eksi 3 artı 2. Buradan da cevap eksi 1 bulunmuş olunur. Doğru cevap C şıkkı fx'in grafiği şekildeki gibidir. İntegral eksi 1'den 2'ye f türev x küp eksi 2x eksi 3 çarpı 3x kare eksi 2 dx nedir? Öncelikle şurayı düzenleyelim. Şu ifadeye u diyelim. İçerisine u dersek bakalım ne gelecek. Başladık. x küp eksi 2x eksi 3'e u dedik. 3x kare eksi 2 dx eşittir du oldu. Şimdi ifadeyi bulduk. Şurası direkt du oldu. U'nun da sınırını belirleyelim. U'nun sınırlarını belirlerken de x yerine sınırımız alt eksi 1. Eksi 1 yazarsak u ne olur bakalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Şuraya eksi 1 yazarsak önünde eksi 2 var. Artı 2 olur. Eksi 3. Buradan hesaplarsak eksi 3, eksi 1, eksi 4, eksi 4 artı 2'den eksi 2 gelecek. Sınırlardan biri eksi 2 x yerine 2 yazarsak ne olur u'muz bakalım. 2'nin küpü 8, eksi 2 artı 2, eksi 4, eksi 3. Buradan da eksi 1, pardon buradan da artı 1 geldi. Eksi 2'ye 1 bulduk sınırları. Şimdi integralimizi hesaplayabiliriz. İntegral eksi 2'den 1'e bu sefer. F türev içerisi u'ydu. Yanında da du. Bunu zaten biliyoruz ki direkt f U'dur türevin integralini alırsak direkt kendisi olur. Sınırlarımız eksi 2'ye 1. Sınırları yazarsak f1 eksi f eksi 2. f1'in değeri nedir diye bakalım. Grafiğe bakalım. Direkt fx'in grafiği. 1 neye gitmiş? 2'ye gitmiş. O zaman f1'in değeri 2'dir. Eksi 2'nin değerine bakalım. Eksi 2 x ekseni üzerinde ise y'si 0'dır. O zaman bunda sonucu 0. Buradan direkt cevap ne gelecek? 2 gelecek. Doğru cevap B şıkkı f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi inceleyelim. Bize verilen öncüllerdeki integraller mutlak değer f(x)'in hesabı belli aralıklarda. Şimdi aralıkların görüntülerine bakarsak KM, KL, 0L hepsinin görüntüsü y ekseninin pozitif olduğu yukarı tarafında. Yani burada hiçbir negatif bir değer almıyor. O zaman bunlar direkt mutlak değersiz de yazılabilir bu aralıklarda. Aralıklar için herhangi bir sıkıntı yok. O zaman direkt aslında aralı, bu aralıklardaki grafiğin altında kalan alanı bulmam gerekiyor. Bizim grafiğimiz doğrusal bir fonksiyon. Buradaki parçaların her biri o zaman birer yamuk belirtir. Yamun alanından direkt grafik altında kalan alanı bulabiliriz. Vermiş olduğu noktaların görüntülerini bir belirtelim. K'nın görüntüsü burada FK. L'nin görüntüsü burada FL. M'nin görüntüsü de Şurada F, M olacak. Sıfırın görüntüsü de şurada F, sıfır olacak. Başlayalım birinci öncüldekini incelemeye. K'dan M'ye grafik altında kalan alan. K'dan M'ye burası. O zaman şuradaki yamuğun alanından bakmam lazım. Yamuğun alanı nasıl bir hatırlatma yapalım. Yamuk şöyle bir şekilde sadece karşılıklı iki kenarı paralel olan bir şekilde. Burası A uzunluklu burası C ise ve yüksekliğine de H dersek yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte. O halde alt ve üstün toplamı lazım. Bizdeki şu yamuğun alt kısmı fm üst kısmı fk yani fk artı fm bölü 2 çarpı yükseklik yükseklikte m eksi k arası m eksi k. O halde bu ifade bize alanı veriyor. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. K ile L arasına bakacağız. K ile L arasındaki yamuk da şu. Bu yamuğun alanına bakarsak da FK artı FL bölü 2 FK artı FL bölü 2 yükseklik L eksik K büyükten küçük çıkınca. O halde 2 de doğru. Sonuncuya bakalım. 0 ile L arası. 0 burada. L burada. 0 ile L arasındaki yamuk şöyle bir yamuk bakın. Onu şöyle gösterelim. O halde F0 yüksekliği ve Buradaki üst taban F0, buradaki ile toplamlarının yarısı çarpı 0'dan L'ye yükseklikte direkt L olacak. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru. 1, 2, 3 hepsi doğru. Doğru cevap E şıkkı. Nazan eni 20 cm, boyu 30 cm olan bir kumaşın üzerine okul takımının renkleri olan mavi ve turuncu renklerden oluşan şekildeki baskıyı yapmak istiyor. Bunun için baskı yapacak yazıcı için bilgisayarda tepe noktası T olan parabol biçiminde bir sınır çizip bu sınırın alt kısmında kalan kısmı maviye, üst kısmını turuncuya boyuyor. Parabolün tepe noktası dikdörtgenin kısa kenarı üzerinde olup kolları dikdörtgenin iki kenarından geçmektedir. Nazan hazırladığı şablonu yazıcıya yollamış ve bir müddet sonra yazıcı arıza yapıp yandaki görüntü oluşmuştur. Buna göre bu baskıda kaç santimetre karelik bölgenin alanı turuncuya boyanmıştır İlk baştaki şekle bakarsak eni 20 santimetreymiş boyu 30 o zaman eni 20 ise 10 10 şeklinde şurası hemen ayrılır yazalım Burası 10 Burası 10 Burası 30'muş. Şimdi dikdörtgen e, dikdörtgen içindeki bu parabolün şöyle bir özelliği olacak şunu da gösterirsek biliyoruz ki, kısa olan kenara pardon kısa olan alana A dersek onu da şöyle göstereyim. A ise o zaman burası 2A olmalı. Aynı şey burada da geçerli. O zaman Nazan ilk başta oluşturacağı şeklin içindeki parabolün bölgeleri toplam 6A alana ait. 6A alana sahip. Bu 6A'yı da bulabiliriz. Dikdörtgenin alanından 20 çarpı 30'dan 20 çarpı 30 dersek buradan 6A'yı 600 6'ya bölersek de A'yı 100 buluruz. Arıza oluştuktan sonra çıkan şekle bakarsak. Şekli şöyle tamamladığımızı düşünelim. Sonraki durumda geriye kalanlar için de şöyle bir çizgimi çektim. Bakın buradaki bölgede de şunları yine tamamlarsam. Şurası alan olarak B ise burası o zaman 2B olacak. Burası da 2B olacak. Burası B olacak. Benim şu noktanın fonksiyon yani parabol fonksiyonunda bu noktanın neye denk geldiğini bilmem lazım. Bu uzunluğu bana 22,5 vermiş. Tamamı 30'du. 30'dan 22,5'u çıkarırsam burası 7,5 olmalı. O halde demem lazım ki şu absis değeri neyse hani bu bir koordinat sistemi üzerindeyse neyin karşılığı 7,5 gelmiştir. Yani bu parabolün ifadesini bulmamız lazım. Parabolün ifadesini fx eşittir işte ax kare olarak alalım. Şimdi ax kare Burası bakın şurası koordinat üzerine 10 yazdığımda 30'a karşılık geliyor. O zaman ona 30 noktasını sağlaması lazım. Ona 30'u sağlayacak. Bu ne demek? 30 olacak. X yerine 10 yazarsam. A çarpı 10'un karesi. Bu da 30 eşittir. A çarpı 10'un karesi 100. Buradan A'yı yalnız bırakırsak 30 bölü 100 sadeleştirirsek 3 bölü 10 gelir. Yani fx dediğim fonksiyon 3 bölü 10 çarpı x karedir. O halde şunu bulabiliriz artık. Şu uzunluğun 7 buçuk yapacak genişliği yani x değerini bulabiliriz. Hangi x yazarsak sonuç 7 buçuk olur. 7.5 buçu ondalıklı yazmayalım da 15 bölü 2 yazalım. 15 bölü 2 sonucunu verecek olan 3 bölü 10'a eşitliğin çarpı x kare. Sadeleştirelim buradan. 3 ile sadeleştirirsem 5. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam Ha, şunu da sadeleştireyim. 2 ile sadeleştirelim. 1, 5. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x kareştir. 25 gelir. Buradan da x değerimiz 5 bulunur. Demek ki bakın şurası 5 birim. Ve tamamı 10'du buranın. O zaman şuradaki parçada 5 birim yapar. Biz şuraya bakalım. Şurası 5 birimdi. Burası 7,5 birimdi. Şurası 7,5. Buranın çarpımından şuradaki 2b çarpı b olan toplamdaki 3B'lik alanı bulabiliriz. 3B alanı neye eşittir? 3B alanı 5 çarpı 7.5 yani 15 bölü 2 diyebilirim. Buradan sadeleştirelim. Şu 3'ler gitsin. 3'e sadeleştirdik 5. 5 beş çarpı 5'ten 25 bölü 2 geldi B alanı. B eşittir 25 bölü 2. Şimdi bize sorduğu yer şurada şuradaki önce bu kaybolan alanı bulacağız. Tamamından çıkartacağız. Burada kaybolan alan 2B burada. 2B de burada toplamda 4B. O zaman B'nin ne olduğunu biliyorsak 4B'yi de bulabiliriz. Buradan 4B için 4 ile çarparsak 25 bölü 2 ne gelecek? Sadeleştirdik. 2, 2 çarpı 25'ten 50 geldi. Eşittir 50. Demek ki 4B'miz 50'ymiş. Tamamı kaçtı diye kaçtı diye bakarsak tamamı ilk başta 4A'ydı. Biz A'yı 100 bulduk. 4A'yı da şurada hemen bulalım. 4A'da 4 a da 4 çarpı 100'den 400'dür. 400'lük bir alandan şöyle en son şurada yapalım. 400'lük bir alandan 50'lik bir kayıp var. Şuranın tamamı 50 olduğu için. Aradaki fark o zaman geriye kalan o da 350 olur. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır.